Ta 2017'de araştırma komisyonunun gururla meclis başkanlığına sunduğu bir rapor bu. Zamanın komisyon başkanı Reşat Petek demişti. AK Partili üyelerin de onayıyla hazırlanmış. Yine zamanın meclis başkanı İsmail Kahraman'ın tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir çalışma diye nitelediği rapor. Nerede gerçekten? Şimdi meclis başkanlığı iç tüzük kuralları gereği resmi olarak böyle bir rapor yok diyor. Ama aslında var, usul yönünden yok. Dediğimiz gibi haberde de aktardık, garip bir tartışma. İstense yeni komisyonda kurulabilir, eski raporda yeniden gündeme, meclis gündemine alınabilir. Milyonlarca gencin beklentisi KYK faizlerinin silineceğini Cumhurbaşkanı açıkladı ama muhalefet düzenlemeyi biz yaptırdık diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Kılıçdaroğlu'nu kinayeli bir yanıtla cevapladı. Hep öyle oldu zaten. O söyledi, ben de yaptım dedi. KYK sorunu çözülürken sırada EYT sorunu çözüm bekliyor. Muhalefet aynı KYK'da olduğu gibi EYT sorununun iktidar çözmezse biz çözeceğiz diyor. Kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Psikolojik iktidar el değiştirdi. Yapacaklarını söyleyen değil, CHP'nin dediklerini yapmakla övünen ve CHP'ye saldıran bir dil var. Hep öyle oldu zaten. O söyledi, ben de yaptım. KYK borçlarında faiz silindi. Sadece ana para alınacak. Sorunu kim çözdü tartışması ise sürüyor. Muhalefet yaptıkları çağrının ardından iktidarın adım attığını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta kinayeli yanıt verdi. En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Genel başkanımız bugün Türkiye'de söylediklerini muhalefetteyken yaptıran bir genel başkan olma rekorunu tüm dünyada kırmış vaziyette. Hep öyle oldu zaten. O söyledi, ben de yaptım. İktidara dedik ki biz gelince bunu yapacağız. Bir kısmını yaptılar ama bir şey daha öneriyoruz. Bu çocukların iş bulamama gibi bir problemleri var. Muhalefet düzenlemeyi eksik bulsa da KYK faizlerinin silinecek olmasından memnun. CHP lideri Kılıçdaroğlu hemen EYT konusunu da gündeme taşımış, yükleniyor diyerek mesaj paylaşmıştı. Olası iktidar değişiminde EYT sorunu çözülecek derken muhalefet Çalışma Bakanı açıklama yaptı. 2022 yılı sonu ya da 2023'ün ilk ayında meclise getireceğiz dedi. Umuyoruz çözerler, çözmezlerse zaten biz geliyoruz çözeceğiz. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Ortaya çıkacak yolu haritasına uygun çalışmayı yıl sonu ya da Ocak ayı başında meclise sunacağız. Günü gelince bu emeklilikte yaşa takılanların da umudu olan tek bir lider var. O da sen değilsin. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederler. Bu mücadeleyi veren bizleriz. Yani orada bir sendikanın kalkıp da o masanın bir ucunda olması, evet destek verdiler, evet haklısınız dediler ama biziz yani orada bizi dinlemesi gereken topluluk. EYT sorununun çözümü için bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturuldu ama masada emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu yetkilileri yok. Bakanlık ve sendika birlikte yürütüyor çalışmayı.